Merhaba arkadaşlar, ben Sezer. Bu videoda yine farklı bir küple karşınızdayım. Nautilus, Nautilus veya Nautilus Rainbow bu küpün ismi. Bu böyle bayağı farklı bir küp. Sıra dışı bir görüntüsü var. Salyangoza benziyor. Zaten Nautilus diye bir salyangoz var. Aynı onun gibi. Şöyle küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 7 tane renkten oluşuyor. Rainbow, gökkuşağı gibi. Gökkuşağı renkleri var. Böyle bir canlı var doğada. Bu Fibonacci dizilimi gibi yapılmış bir küp. Yani Fibonacci dizilimi nasıl derseniz şöyle. Mesela bir rakam yazıyoruz. Diyelim ki 1 yazdık diyelim ki. 1'den önce bir sayı olmadığı için yanına bir 1 daha yazıyoruz. Her sayı kendinden önceki iki sayının toplamı. Mesela 1 yazıyoruz. 1'in yanına bir 1 daha yazıyoruz. 1 daha 2. 2'nin yanına hangisi gelmesi lazım? 3 gelmesi lazım. Çünkü 2'den önce 1 var. 2 ile 1'in toplamı 3. 3 yazıyoruz. 3'ten önce 2 vardı. 3 ile 2'yi topluyoruz. 5. 5'ten önce 3 vardı. 3 ile 5'i topluyoruz. 8. Yani her sayı kendinden önceki iki sayının toplamı. Öyle öyle devam ediyor. Fibonacci dizilimi öyle. Aynı şey bunda da geçerli. Doğada da birkaç tane bazı canlılarda böyle şeyler var. Böyle özellik var. Mesela ayçiçeğinde de var. Bundan sonra işte bu salyangozda da var. Bunda da şöyle bir durum var. Her parça kendinden önceki iki parçanın toplamı büyüklüğünde. Mesela şu iki tane pembeyi düşünelim. Bir tane pembe var ama iki tane pembenin büyüklüğü morun büyüklüğünü veriyor. Şu ikisinin büyüklüğü, pembe ve morun büyüklüğü, mavinin büyüklüğünü veriyor. Mavi ile morun büyüklüğü, ikisinin büyüklüğü, yeşili veriyor. Yeşil ile mavinin büyüklüğü, ikisinin toplamı, sarıyı veriyor. Sarı ile yeşilin toplamı, ikisinin büyüklüğü, turuncuyu veriyor. Turuncu ile sarının büyüklüğü de, ikisinin büyüklüğü, kırmızıyı veriyor. Yani böyle böyle gidiyor. Fibonacci dizilimi bu. Bu Nautilus salyangozunda da aynı durum var. Her parça kendinden önceki iki parçanın büyüklüğünü veriyor. Böyle böyle devam ediyor. Şimdi bu küp nasıl çözülüyor? Bu üç katmandan oluşuyor. İşte üst katman şöyle dönüyor. Şöyle. Üst katman. Orta katman. Orta katmanı da bu şekilde döndürebiliriz istersek. Şöyle bir tur attıralım. Bazen zor dönüyor, takılıyor. Orta katman. Bu da zaten alt katman. Alt katmanı da böyle istediğimiz gibi döndürebiliriz. Bunu nasıl çözeceğiz? Alt ve üst katman bu şekilde dönüyor. Yan katmanlar da dönüyor tabii şöyle. Ama skarvan gibi. Yani şu şekilde döndürdüğümüz zaman skarvan ve küboid gibi. Skarvan da böyle aynı bu şekilde. Şöyle döndüremeyiz. Tam tur döndürmemiz gerekiyor. Ya böyle döndüreceğiz. Üst katmana çevireceğiz. Ya da bir tur attıracağız. Ondan sonra üst katmana döndüreceğiz. Bunu nasıl çözeceğiz ona göz atalım. Bu şekil olarak, görüntü olarak skarvana benziyor döndürüş olarak ama biraz daha farklı. Yani tam tur döndürmek zorundayız. Tam tur döndürmezsek zaten bu şekilde dönmez. Küboid gibi, skarvan gibi. Bunu böyle bir karıştıralım. Belli yerlerden dönüyor tabii. Ben de şu küpe de benziyor. Şöyle döndürmemiz gerekiyor. Tam böyle ortadan bir çizgi çekiyoruz. Hayali bir çizgi. Zaten o belli oluyor. Şu an döner mesela. Bu şekilde döner. Ama buradan döndüremeyiz. Veya buradan döndüremeyiz. Sadece tek bir yerden dönüyor. Bu şekilde dönmez. Sadece bu şekilde dönüyor. Buradan böyle döndüre döndüre karıştıracağız. Ya üst katmanı ya alt katmanı çevireceğiz. Böylece küpü bozmuş olacağız. Şöyle bir döndürelim. Mesela şu an dönmez. Tam dönmesi gereken tek bir nokta var zaten. O noktaya getirince dönüyor. Başka türlü dönmüyor.
Tekrar döndürelim. Yine dönmüyor. Şimdi üst katmanı çevirelim. Yani tek bir noktadan döndüğü için aslında çözümü o noktaya getirip döndüre döndüre çözüme ulaşabiliyoruz. Parite de gelebiliyor bazen. Üst katmanla alt katmanın yer değiştirmesi gerekiyor. Veya orta katmanın yer değiştirmesi gerekiyor. Onlar gelirse de onları da çözeceğiz. Şu an karıştırmaya çalışıyorum ama tam denk gelmediği için şu şekilde döner. Bu şekilde döndüre döndüre çözeceğiz. Veya bozacağız. Şöyle bir düzleştirsek kayıyor çünkü elimden. Tam olarak çizgiye denk getirmem lazım döndürebilmek için. Şöyle ortada. Şurayı unutmuyoruz. Şöyle döndürelim. Alt katmanı döndürelim. Şimdi üst katmanı döndürelim. Tamam, bu şekilde karıştırdığımızı düşünelim. Bunu nasıl çözeceğiz? Dediğim gibi sadece tek bir noktadan döndüğü için o noktaya getirince döndüre döndüre çözülüyor. Ama büyükten küçüğe doğru hem orta katmanı, mesela şu an orta katmanı bayağı bir bozduk. Bu şekilde. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil diye devam ediyor. Mavi, mor, pembe. Orta katmanı bozmadık aslında. Şöyle yaparsak orta katman biraz bozuk gözüküyor. Üst katmanı bozalım. Şimdi bakalım. Yine orta katman sabit kalıyor. Üst katman bozuluyor. Şimdi çözmeye başlayalım. Önce kırmızının yanına turuncuyu getirmemiz lazım. Bakalım. Şöyle bir çevirelim. Turuncu nerede kaldı? Altta kaldı. Şu turuncuyu bir tur çevirdiğimde kırmızının yanına gelecek. Çevirdim. Kırmızının yanına geldi. Demek ki bu değil. Şu parçanın gelmesi lazım. Döndürüyorum. Kırmızıyı altta aldık şu anda. Tekrar döndürüyorum. Kırmızı üste çıktı. Tam dönmüyor. İyice denk getirmek gerekiyor çünkü. Tekrar düzeltelim. Alt katmanı da döndürüyorum o zaman. Bir dakika. Çok kayıyor elimden. Kaygan bir küp. Tam çizgiye denk getirmem lazım. Döndürebilmem için. Alt katmanın da tam çizgide olması lazım. Kırmızı ile turuncunun arasında. İki kırmızıyı bir araya getirdik. Çevirdik. Turuncuyu denk getirdik.
önce ikişer ikişer zaten renkler bir araya geliyor. Bir de tutabilsem çok kayıyor. Şuradan dönmez. Bir tur daha çevirsek. Ellerim çok kayıyor. Böyle döndüre döndüre çözeceğiz. Square one gibi. Tamam. Şimdi başlayalım. Şu turuncuyu bir kırmızının yanına getirmeye çalışalım. Şekilde gelmiyor. Hiçbir türlü dönmüyor. Demek ki alt tarafı düzgün tutamamışız. Bir tur daha çevirdik. Böyle böyle deniyoruz. Şu iki yeşilden, iki sarıdan denk getirelim ki çevirdiğimde turuncu denk gelsin. Ama bu turuncuya değil, bu kırmızıya değil, öbür kırmızıya denk gelmesi lazım. Ya da bu kırmızının, bu turuncunun bu kırmızıya gelmesi lazım. Üst katmanı çevirelim. Tekrar döndürelim. Alt tarafı zıt yöne döndürelim. Şuradan çevireceğiz de tam denk gelmiyor çünkü. Dönmüyor, çok takılıyor. Bir boşluk bulup oradan devam edeceğiz. Şimdi oldu. Kırmızı ile turuncuyu bir araya getirdik. Tekrar döndürüyoruz. Şimdi buraya kırmızı, turuncu, sarı diye devam ediyor. Sarı parçayı buraya getirmemiz lazım. O yüzden şu alt katmanı bir yer değiştirelim. Sarıyı tam zıt yöne getirelim. Bir tur döndürdüğümüzde şu sarı parça bu turuncunun yanına gelsin. Şu durumda şöyle olması gerekiyor yani. Evet. Bu şekilde geldi. Üst tarafı düzeltiyoruz. Alt tarafta zaten düzelmiş oluyor. Yani böyle. Biraz anlatamadığım gibi görünüyor ama zaten tek bir noktadan döndüğü için, yani sadece şuradan döndüğü için, başka hiçbir yerden dönmüyor küp. Tek bir noktadan döndüğü için şu noktaya sadece dönebilen parçaları getirdiğimiz zaman çevire çevire zaten otomatik olarak kendisi oluyor. Haricen bir algoritma yapmaya gerek yok. Bazen şu üst katman altta oluyor. Alt katman üstte oluyor. O zaman da yine döndürüp, yani şu kesme hareketini yapıp iki tur çevirip döndürdüğümüz zaman yine kendiliğinden otomatik olarak düzeliyor. Ama döndürüşler işte biraz kaygan bir küp. Elden kayıyor işte. Döndürüşler bayağı bir zor. Ama görüntüsü hoş yani. Güzel bir küp. Dediğim gibi deneye deneye çözebileceğimiz bir küp. Ne kadar karıştırırsak karıştıralım. Tekrar döndüre 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 döndüre. Tek bir noktadan döndüğü için, şu noktadan döndüğü için, sadece tek bir parça döndüğü için o parçaya denk getirip çevirdiğimizde her parça otomatik olarak yerine geçiyor. Şu orta parçalar bazen
ters duruyor. Bu burada oluyor, bu burada oluyor. Yine döndüre 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 yine o parçaların da gelmesi gereken yeri doğru bir şekilde bulmuş oluyoruz. Yani bu şekilde çözülüyor. Pek çözüm videosuna benzemedi bu ama biliyorum da. Yani ortalama olarak böyle çözülüyor bu Nautilus Rainbow dediğimiz arkadaş. Güzel bir küp. Dönebilen noktayı bulun. Dönebilen noktayı bulup da o noktaya getirdiğimizde, döndürdüğümüzde alt veya üst katmanı mesela şu anda dönmez bu şekilde. Çünkü tutuş şeklim yanlış. Buradan tutmayacağım, buradan tutacağım. O zaman döndürebilirim. Bu şekilde dönebiliyoruz. Kavan gibi. Çevirip üst katmanı döndürüyoruz. Çevirip üst katmanı döndürüyoruz veya alt katmanı. Parçalar büyüklüğü küçüklüğe doğru devam ediyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, pembe diye. Ona göre zaten kendisi doğru yeri buluyor döndürdüğümüzde. Evet, bu küp de böyle çözülüyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Şöyle bırakalım. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.